Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla önemli bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasındadır. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bugün içerisinde kurban bayramını da barındırmaktadır. Zilhicce ayı bu yıl 22 Temmuz çarşamba günü başlıyor ve 3 Ağustos'ta sona erecek. 31 Ağustos'ta ise Muharrem ayının ilk günü idrak edilecek. Zilhicce orucu nasıl ve ne zaman tutulur? Zilhicce orucu Zilhicce ayının başlamasıyla başlar ve 9. günde dahil olmak üzere oruç tutulur. Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Ayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı. Zilhicce, İslam'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın 8-13. günleri arasında ifa edilen hac menasikinin mahiyeti, mekanı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menasikinin ifasına başlandığı Zilhicce'nin 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak adlandırılır. Kurban Bayramı Zilhicce'nin 10. günü başlar ve 4 gün devam eder. Zilhicce ayında yapılması çok çok önemli olan zikirler. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü biyedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la velede. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyün la yemüt biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir. Hasbiyallahu ve kefa, semiallahu limen da' leyse vera Allahi münteha. Allahümme lekel hamdu kellezi nekul ve hayran minna nekul. Allahümme leke salati ve nusuki ve mahyaye ve memati ve leke rabbi türasi. Allahümme inni e'uzu bike min azabil kabri ve min şetatil emri. Allahümme inni es'elüke min hayri ma tecri bihir rihu. Zilhicce'nin bu 10 gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta, bir kısmı da ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının 9. günü olan Kurban Bayramı'nın arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir. Zilhicce'nin ilk 10 günü sabah namazından sonra istiğfar getirin. Zilhicce ayının 1'inden 10'una, yani Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar her gün sabah namazlarından sonra 10 salavat-ı şerife Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed 10 istiğfar, Estağfirullahel azim el kerim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh ve nes'elühü't tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvabur rahim. 10 tevhid, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyü la yemüt biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir okunur. Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler, yine 1. günü Sübbuhun Kuddüsün Rabbuna Rabbül Melaiketi ve Ruh 100 defa zikredilir. 2. günü Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim 100 defa zikredilir. 3. günü La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 100 defa zikredilir. 4. günü Hasbiyallahu la ilahe illallahü aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim 100 defa zikredilir. 5. günü Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni 100 defa zikredilir. 6. günü La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin 100 defa zikredilir. 7. günü Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin yine 100 defa zikredilir. 8. günü Hasbunallahu ve ni'mel vekil 100 defa zikredilir. 9. günü, yani arefe günü 1000 defa İhlas suresi okunur. 10. günü, yani bayramın 1. günü 300 defa Sübhanallahi ve bihamdihi zikri ölmüşlerimiz için okunur. Bayram günü Allahümme Habibi aynel imane. Arkadaşlar, bu videoyla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yine
yorum kısmında sorularınızı sorun. Mutlaka yorumlara dönüyorum bir şekilde. Ve yine bu videoyu yeni gelen arkadaşlar için, yani kanalıma yeni abone olan arkadaşlar için Aşk Yağmuru isimli eserimle kapatmak istiyorum videoyu. Çünkü yeni arkadaşlar yeni videolarda da yine Aşk Yağmuru'nu görmek istediklerini belirttiler. Ve daha birçok arkadaşımız da özellikle her videonun sonunda Aşk Yağmuru isimli eserinizi yayınlarsanız çok seviniriz şeklinde mesajlar aldım. Ve şimdi yine videoyu Aşk Yağmuru ile bitireceğiz. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Instagram'da da 13.000 takipçiye yaklaştık arkadaşlar. İnşallah destek verirseniz kısa zamanda orada da çok daha büyük bir aile olacağız. Çünkü YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum ve dünya basınından son dakika gelişmelerini de Instagram sayfamda paylaşıyorum bazen arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Instagram olan herkesi Instagram'a davet ediyorum arkadaşlar. Şimdi Aşk Yağmuru sizlerle. Hüzünlü biraz da sitemkar, mazide kalan tüm duygular, nerede kaldı makbul dualar? O en güzel aşk yağmuru, aşıkların tek mamuru, kalplerin gül kokulu, miski amber nazar boncuğu. O en güzel aşk yağmuru, aşıkların tek mamuru, o kalplerin gül kokulu, miski amber nazar boncuğu. Hüzünlü biraz da sitemkar, mazide kalan tüm duygular, nerede kaldı makbul dualar? O en güzel aşk yağmuru, aşıkların tek mamuru, o kalplerin gül kokulu, miski amber nazar boncuğu. O en güzel aşk yağmuru, aşıkların tek mamuru, o kalplerin gül kokulu,